Oğlum çok tatlı kız diyorum ya. Seveceksin. Beğenmezsen çıkmazsın. Alican işim var diyorum. İşim var. Yoğun bir adamım ben. Ya bırak abi. Hepimizin işi var. Tolga. Burada biri mi var? Ondan mı çıkmak istemiyorsun? Yo, ne alaka? Yok, biri olsa söylerim zaten. Abi itiraz etme o zaman. Bak yemin ediyorum 20 gündür şirketten çıkış saatim gece 11. Bir tek bu akşam rahatım. Takılalım. İki de güzel kız geliyor. Peki Allah'ın cezası. Peki Alican bir şey tutturdun mu, bırakmıyorsun ha? Beni böyle sev. Seveceksen. Rezervasyonu senin adına yaptırıyorum. O niye? Oğlum senin adın yetiyor. Tolga Kaşifoğlu deyince tüm kapılar açılıyor. Anladım. Göreceksin şimdi bak. Neyse ben hukuk bürosu bakayım. Part-time iş falan. Yine de çok sağ ol. Ya ne demek, biliyorsun her zaman. Pardon. Luva kulüp, buyurun. Bu akşam için 4 kişilik loca yapmak istiyorum. Locamız kalmadı maalesef. Stand verebilirim ancak. Tolga Kaşifoğlu'na da mı yok? Kim dediniz? Tolga Kaşifoğlu. Oltan Kaşifoğlu'nun oğlu. Tabii ki anladım. Bir saniye, bir iptal ihtimali olacaktı. Onu bir sorayım ben. Alo. Evet. Tolga Bey için bir istisna yapabiliriz. Teşekkürler. Rica ederim. Akşam görüşmek üzere. Gördün mü bak? Tolga Kaşifoğlu eşittir. Açıl susam açıl. Evet evet gördüm. Arayan Tolga mıydı? Duydun mu? Ya ondan emin değilim. Sesini hiç duymadım ki. Hmm. 4 kişi geleceklermiş, öyle mi? Ya evet. Hani 4 sap gitmeyeceklerine göre ikisi kesin kız. Yani sen Tolga hemen birini mi bulduk diyorsun? Seni bulmuş muydu oğlum? Ne demek o senin? Oğlum gideceğim gideceğim diye çocuğu iteledin. Bulmuştur tabii şimdi birini. Seni mi bekleyecekti? Ya ne malum? Belki arkadaş grubuyla gitti. Yani niye böyle kuruyoruz ki beynimizde? Valla arkadaş grubuyla mı gitti? Koşa koşa sevgili mi yaptı? Orasını hiç bilemeyeceğim. Ama çocuğun adı yetiyor yani sadece. Abartma, abartma. Abartmıyorum. Tolga Kaşifoğlu loca istiyor deyince bütün kulüp alarma geçti. Hala sorguluyorsun. Neyse, tamam Tolga'yı göreceğiz işte akşam. Sen Tolga'yı bırak. İşi ne yaptın? İş... Yani haftada 4 gün sabah 6'ya kadar iş mümkün değil. Okulum var bir kere benim. Doğru. Doğru, bizim minik ineğimiz. Sen hukuk okuyordun değil mi? Yani mecburen. Biz sizin gibi burjuva ailesine mensup değiliz hanımefendi. Ekmeğimizi çalışarak kazanıyoruz. O yüzden bir an önce benim iş bulup para kazanmam lazım. Gerçekten duyan da bizi çok zengin zanneder. Yani benim babam standart bir avukat, annem devlet memuru Selin. Oğlum şatoda oturuyorsunuz. Tamam da o şato için babam 6 yıl 2 işte aynı anda çalıştı. Bir şey diyeceğim. Ne? Bizimkilere ev sahibi çıkın demiş. Cidden mi ya? Babama çok yük oluyorum. Yani... Harçlığımı yolladığı yetmiyormuş gibi adam kiramı da ödüyor. Oğlum benim kesin iş bulmam lazım. Hoş geldiniz Tolga Bey. Nasıl gidiyor? Eğleniyor muyuz? Evet. Sen ne yapıyorsun? Arkadaşın nerede kaldı? Gelecek birazdan. Sen de çok sabırsızsın. Merak etti. Ne olsun? Tolga. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Derin, Melisa, Tolga. Merhaba. Derin. Merhaba. Merhaba. Tolga Kaşifoğlu. Kaşifoğlu mu? Oltan Kaşifoğlu'yla bir alakan var mı? Var. Babası. Gerçekten mi?
Babanla mı çalışıyorsun? Niye babasıyla çalışsın ya? Adamın kendi şirketi var. Gerçekten mi? Gerçekten. Nerede şirketin? Tolga aynı zamanda Genç Önce İş Adamları Derneği Başkanı. Yo, değilim. Üye değil misin? Üyeyim. Başkan değilim. E olacaksın bro. Önümüzdeki dönem başkan sen olacaksın. Kesin bak, yazıyorum buraya. Hadi ama dans edelim. Oturmaya mı geldik? Hadi. Hadi. Seloş, hoş geldiniz. Canım, hoş bulduk. Bu oğlum en yakın arkadaşım. Üniversitede aynı yurtta kalıyorduk. Bu da Gülgün, ta liseden arkadaşım. Çok memnun oldum oğlumcuğum. Ben de çok memnun oldum. Yeriniz hazır, size eşlik edeyim. Burası. Keyfinize bakın. Hani yok. Gülo, emin misin? Tolga'nın hocası şu mu? Evet. Ya bak, dediğim gibi iki kızla gelmişler hem de. Alican, ben kaçacağım ha. Sıkıldım. Zaten havamda da değilim. Derin öylece bırakacak mısın yani? Evet, öylece bırakacağım. Ha, olduğu gibi. Tolga, yarım saat daha ya, lütfen. Mümkün değil. Alo. Ya gitmiş olabilir mi? Olabilir kuzum ya. Geldiğine eminsin değil mi? Evet, ben getirdim buraya. Yok, tamam. Gitti belki ya. Biz de gidelim. Vallahi hiç benlik bir yer değil senin. Hadi. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Rica ederim. Bak, tamam. Ne kusur canım, olur mu öyle şey? Kalk. Ne oldu? Burada. Gülo, tanışmıyoruz gibi yap. E tabii canım. Kitabını yazdık biz bunun. Ben gidiyorum. Kız çok sıkıcı çıktı. Haklısın. Ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Memnun oldum. Nereye gidiyorsun? Benim gitmem gerekiyor. Ya gitme, biraz daha kal. Hadi lütfen, dans edelim. Siparişlerinizi Ferit arkadaşımla ilgilenecek. Bir sıkıntı olursa ben yukarıdayım. İyi eğlenceler. Teşekkür ederiz. Ay, bakıyor mu tarafa? Bakmayı boş ver. Kız götürmeye çalışıyor Tolga'yı. Yeşilli olan. Ne? Yeşilli olan kız götürüyor şu an. İyi eğlenceler. Size de iyi eğlenceler. Tanıyor musun? Merhaba. Alican ben. Merhaba. Oğlum ben de. Arkadaşım Selin. Memnun oldum. Selam. Siz tanışıyor musunuz? Evet. Çocukluktan. Çocukluktan. Küçükken kafamı yarmıştı. Hı. Kafasını yarmıştım. Çocukken. Sen nasılsın? Keyfin iyi mi? Derin. Evet, derin. Evet. Harika. Derin. Halledeceğiz. Boğarım. Derinlikte boğacağım. Oğlum, dans? Tabii. Oh,
kahve filan bir şey mi acaba? Değil. Çünkü sarhoş değilim ki. Sarhoşsun oydum. Değilim. Ben sadece çok keyifliyim. Tamam, keyiflisin. Hadi gidelim şimdi. Bir dakika. Tolga seninle bir saniye. Tolga seninle bir şey konuşacağım. Ciddi bir şey. Yarın konuşsak? Ben sana asla ama asla bilerek yalan söylemedim. Duydun mu? Yarın konuşuruz. Bana inanıyor musun? İnan. Bir şey diyorsan bana inan. İyi geceler. Hadi, hadi gel. Tamam, ben giderim. Tamam, tamam. Dur. Selin. Ben Tolga'nın en çok neyini seviyorum biliyor musun? Neyini seviyorsun? Beni sevmesini seviyorum. Yalnız fazla naz aşık usandırır, bunu da biliyorsun değil mi? Biliyorum. İşte ondan korkuyorum. Söylesene ona. Hiç usanmasın, tamam mı? O zaman ya sevgisine karşılık vereceksin ya da çocuğu salacaksın gidecek. Böyle bir böyle olmaz. Tolga çok teşekkür ederiz. Yani buraya kadar zahmet ettin. Yok, ne zahmeti? Oyun biraz fazla kaçırdı. Evet evet. Ama olur arada böyle şeyler, normal. Sabah bol bol su içsin. Tamamdır. Uyuyan güzelimiz uyanmış. Uf, uyanmamış. Uyanmamış. Aa. Al şunu, bir yudum iç. Başım çatlıyor. Tolga aramış mı ya da yazmış mı? Baksana. Sen ara, teşekkür et o zaman. Yok ya, öyle de. Darlıyormuşum gibi olur. Olmaz. Ya dün çocuk seni odana kadar bıraktı. Hadi ara. Bırakır. Kıyamaz o bana. Ama biraz soğuk yaptı gibi. Yok canım. Sana öyle gelmiştir. Sanmıyorum. Alo. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Ayılabildin mi ya? Yani çalışacak kadar. Ben ayıktım zaten. Sen ayılabildin mi? Teşekkür et. Teşekkür et. Ayıldım. Teşekkür ederim Tolga. Yani akşam eve kadar getirmişsin. Sağ ol. Önemli değil. Akşam Serra'yla Nazım Milonga'ya davet ediyorlar da onu söyleyeyim dedim. E güzel, iyi eğlenceler size. Ha yok, seni de çağırıyorlar. Çok sevmişler seni. Ben yok. O ortam pek bana göre değil. Ama o gece sevmiştin. Evet evet, o gece. Benim şimdi bir toplantıya girmem lazım. Görüşürüz. Peki, kolay gelsin. Kapattı. Thank you.
Alo Hakan, bu akşam benim ofise gelsene. Halletmemiz gereken bir iş var. Tamam, akşam oradayım. Görüşürüz. Tamam. Azerbaycan'da. Telefonu Bakü'den sinyal veriyor. Buraya getir diyorsun. Benim böyle bir şey yapabileceğim kanaatine nasıl vardın Tolga'cığım? Baba ben kör değilim. Yapma. Senin yürüdüğün yolların %100 hukuki olmadığını anlamak için deha olmaya gerek yok. Adamlarına bakınca bile anlıyorum. Ne iş yapıyor o adamlar? İbo, Abduş, Dursun. Yani rahatça konuşabiliriz artık. Yok. Ben eskisi gibi bilmezden gelmeyi tercih ederim. Bilmek istemiyorum baba. Bence de. İlla itiraz edersin. Canımı sıkarsın çünkü. Diyelim aldırttım. Getirttim bu. Ne yapacaksın? Kemiklerini kıracağım. Ne için? Aşk için. Şöyle. Nihayet. Oyunumda ilişkiniz ne durumda? Söz, nişan, hazırlıklara başlayayım. Bir ilişkimiz yok şu an. Karşılıksız aşk mı? Karşılıksız aşk için bu kadar uğraşamam ben Tolga. Sen de uğraş. Çözmeyeceksen o zaman ben başka yollar bakayım. Gerek yok. Hallederim. Yalnız bana biraz müsaade et. Bir hafta, 10 hafta. Sağ ol baba. Aşk nelere kadir değil mi? İnsanı doğru bildiği yoldan bile çıkarabiliyor. Oylumcuğum, acıktın mı hayatım? Şimdi hastane yemeği de pek iyi olmayabilir. Canın çektiği bir şey varsa dışarıdan alayım ben sana. Yok yok Nazoş, teşekkür ederim. Canım bir şey istemiyorum, çok sıkıldım. Ya oturmaktan zaten çok sıkıldım. Bir şey de istemiyorum, sağ ol. Yatacaksın, kusura bakma. Katlanacaksın iyileşmek için. Ah canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Bir şey olmuş. Bir şey olmuş, ne oldu? Anne. Ya taksi şoförü o kadar hızlı geldi ki midem bulandı. Oylum, istediğin dergiyi bulamadım. Kalmamış ondan. Tamam. Tamam. Hiç önemli değil. Çok teşekkür ederim. Telefondan okurum Tolga. Sağ ol. Nasılsın anneciğim? İyiyim. İyiyim anneciğim. Ellerine bakayım. İyi. İyi.
Uyandırdım seni. Gitme. Benim için anneme yine yalan söyledin. Söyledim. Ama sen yalan söylemezsin. Senin için söylerim. Senin için her şeyi yaparım ben.